9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları. Gün Yayınları sayfa 125 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı sayfa 125 cevapları. Gün Yayınları Hazırlık Çalışmaları 1. Çevresinde denizler bulunmasaydı Türkiye'nin iklimi nasıl olurdu? Bu konudaki görüşlerinizi defterinize yazınız. Cevap, Türkiye'nin çevresinde denizler olmasaydı sert karasal iklimin etkileri görülürdür. Yazlar çok sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve sert geçerdi. İkinci, Türkiye'de yaz ve kış döneminde en düşük ve en yüksek sıcaklıkların nerelerde yaşandığını araştırınız. Elde ettiğiniz verileri sınıfta paylaşınız. Cevap, Türkiye'de yazın en düşük sıcaklık Doğu Anadolu bölgesi, Kars, Ardahan. Türkiye'de yazın en yüksek sıcaklık Güneydoğu Anadolu bölgesi, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin. Türkiye'de kışın en düşük sıcaklık Doğu Anadolu bölgesi, Erzurum, Kars, Ardahan. Türkiye'de kışın en yüksek sıcaklık Akdeniz bölgesi, Antalya, Mersin, Adana, Hayat. 3. Türkiye'nin en fazla ve en az yağış alan yerlerinin nereler olduğunu araştırarak elde ettiğiniz verileri defterinize yazınız. Cevap, Türkiye'nin en fazla yağış alan yerleri, Doğu ve Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu bölgesi, Hakkari yöresi. Türkiye'nin en az yağış alan yerleri, Marmara bölgesi, Ergene Havzası, Güneydoğu Anadolu bölgesinin güneyi. Etkinlik aşağıdaki haritada bazı illere ait Ocak ve Temmuz ayı sıcaklık ortalamaları ile yıllık yağış miktarları verilmiştir. Haritadaki verilere göre Türkiye'de sıcaklık ve yağış dağılışını etkileyen etmenleri yorumlayınız. Vardığınız sonuçları defterinize yazınız. Cevap, üç tarafının denizlerle çevrili olması. Yer şekillerinin engebeli olması. Dağların uzanış yönü. Yükseltinin batıdan doğuya doğru artması. 9. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı sayfa 125 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.